Space'in ilk konuşmasını sizle yapıyoruz. Çok heyecanlıyım ama sizi hem yani böyle bir okul, bir yolculuk, her şeyi hatırlatıyorsunuz bana. O çok değerli bence. Belki çok kısa şeyi sorayım. Bu kadar hem Türkiye'de hem aslında dünyada birçok şeyi deneyimliyorsunuz. Şu an dünyanın gittiği yerde mimarlığı tanımlamak çok da kolay değil. Bir sürü kitap yazılıyor neden yapıldığıyla ilgili. Hala bireysel de üretimler var, kolektif üretimler var. Sizin şu anki tasviriniz ne mimarlıkla ilgili? Pek çok farklı kanaldan yürüyen bir meslek ve aslında tasarımın kendisi, proje mimarlığının kendisi hem bugün nasıl yapıldığıyla ilgili olarak hem de önümüzdeki dönemde kendisini nelerin beklediğiyle ilgili olarak bence tuhaf bir aralıktan geçiyor. Bugün yapılma biçimiyle belki çok kabaca ikiye ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi hakikaten artık nesneye odaklı, estetik değerlere odaklı, bir tür işte o nesnenin güzelliğine, mükemmelliğine odaklı olan bir imza mimarlığı. Bunun karşısında da biraz daha yere odaklı, yerin potansiyellerini önemseyen ve onları değerlendirerek yapılan bir mimarlık var. Daha bağlam odaklı diyebileceğimiz. Şimdi bu iki çok genel, kabaca ayrılabilecek yönelim esasen önümüzdeki çok kısa bir dönemde nereye evrilecek? O da cidden bir muamma gibi gözüküyor. Zira bu artificial intelligence denen durum mimarlık alanını, mimarlığın yapılma biçimini ve mimarlığın ürün ortaya koyma biçimini belki de hepimizin aklındakinden çok daha kısa bir sürede alt üst edecek, bambaşka bir yere getirecek gibi gözüküyor. Özellikle son bir yıldaki gelişmesine bakılacak olduğunda belki benim mimarlık hayatımın son dönemlerinde bir durum olarak karşımıza çıkan bir bir fenomen, ama sizler için, daha genç mimarlar için ayak uydurulması ve belki de içinde bulunulması bambaşka zorluklar içeren yeni bir mimarlık dünyası, yeni bir mimarlık yapma biçimi ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Doğrusu böyle her şeyi kökünden sarsacak bir durum var gibi gözüküyor benim penceremden bakılınca. Ki siz genelde konuşmalarınızda öyle hani kökünden sarsacak kelimesi çok kullanmazsınız, değişmez. Doğru. Pandemide bile doğru. Sohbet etmiştik, doğru. Hani her şey bir anda değişmez. Çok ama doğru. Bunun çok doğru. Böyle bir bu yeri çok, bu oldu. Bu çok böyle oyun değiştirici bir faktör gibi gözüküyor gerçekten. Aynen. Tam da oradan aslında şeyi soracağım. Nasıl eskiden hani program yazardık, şimdi bu ChatGPT'lerle böyle mimari programlar erişebiliyoruz. Evet. Yani sadece görsel bir imza çıktısının dışında gördüğümüz, çünkü onlar oluyor tabii, maalesef medyada. Tabii. Ama aslında içerik araştırmayla da ilgili tabii, çok tabii. Muhtemelen. Şeyi sorabilirim. Sizin hani ofiste onu yönetirken o özellikle hani yeni nesil geldiğinde nasıl oluyor? Yani buna adapteler mi yoksa ya bir eskizinizi böyle heyecanla mı bakıyorlar? O nasıl oluyor? İkisi de var galiba. Yani biraz daha işte senin birlikte çalıştığımız dönemdeki kuşak arkadaşların mesela benim eskizlerimden daha fazla etkilenirken daha yeni ofise gelmiş olan arkadaşların ve hatta onların yani kuşak olarak daha üzerinde de olanların bir kısmının hakikaten bu işte yeni programlardan çok etkilendiğini ve hatta onlarla artık bir bizlerin kurduğu ilişkinin dışında bir ilişki kurduğu gibi bir durumu gözlemliyorum. Yani bunu iyi kötü, faydalı, zararlı olarak nitelendirmiyorum. Ama bu bir vaka, bir durum. Aynen, ve yani kesin. Bir yerlere doğru gidiliyor. Aynen. Peki son olarak şeyi sorayım çok vakit almadan. Gelecekle ilgili umutlu insanlarız ama neden umutlu olmalıyız? Bu gençler, özellikle genç profesyoneller çok zorlanıyorlar, endişe ediyorlar. Ama bir yandan da hayat devam ediyor ve birçok şey çıkabiliyor. Yani mimarlık sonrası mimarlar deniyor. Yani sadece bir mimarlık yapma eğilimi de yok aslında. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Niye umutlu olmalıyız? Şöyle yani her dönem aslında mimarlık alanı çok geniş bir alan ve her dönem mimarların kendilerini ifade edebilecekleri, bu dünyaya faydalı olabilecekleri, ürün verebilecekleri veya ürün vermeden de olsa kendilerini bu dünyanın önemli bir figürü olarak ortaya koyabilecekleri çok farklı alanlar var. Demin sözüne ettiğimiz gelişme belki şu anda adını bilmediğimiz, bir ay sonra 3 isim, 5 ay sonra 6 isim daha, bambaşka isimler. Yani mesela işte biz birlikte çalıştığımızda Metaverse diye bir kavramı dursaydık zaten ikimiz birbirimize bakar ne bu derdik. Ama şu anda artık çok eskimiş bir durum ve hatta neredeyse
ha yok metaverse diye bir şey olmayacak. Yani bu yürümez gibi tartışılıyor. E şimdi bütün bu hikaye çok daha hızlı gelişiyor ve aslında gençlerin mesleğe yeni başlamış olanların o hızın içinde durup kendilerini dinleyebilecekleri bir alan yaratmaları ve evet ben kendimi en doğru bir biçimde böyle ifade ederim. Benim bulunduğum bir hayat şeyi, parkuru böyle bir parkur olmalı diyebileceği bir durumu kendisine içselleştirmesi gerekiyor. Bence en önemli konu bu. Bunu becerebildikten sonra umutlu olmamak için hiçbir neden yok. Çok teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişmiş. Tekrar sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.